Selamünaleyküm arkadaşlar. İslam hukukundan yemin çeşitleriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz ve diyoruz ki yemini lav, yemini gamuz ve yemini münakide olmak üzere 3 çeşit yeminimiz vardır. 2019'da yemini münakideden bir soru geldi ve buna da iyi hakim olmamız lazım. Ve diyoruz ki yanlışlıkla veya doğru olduğu zannıyla yalan yere yapılan yemindir arkadaşlar. Adam borcunu ödediğini zannediyor ve zannediyor bakın. Ve yanlışlıkla yapılan yemindir. Ve diyor ki vallahi ödedim diyor. Vallahi billahi ödedim diyor. Bu şekilde bakın yanlışlıkla yapılan yemindir ki bunun hükmü diyorlar ki kefaret gerekmiyor. Allah'ın affı ve bağışlaması umulur diyorlar. Bu kadar arkadaşlar. Ve yemini gamus vardır ki en tehlikeli yemindir. Bile bile yalan yere yapılan yemindir arkadaşlar. Ve bunun hükmü içinde diyorlar ki Allah tarafından bağışlanması için kefareti dahi yoktur ya. İmam Şafii öyle söylüyor. Yani bu yeminin diyor kefaret kurtarmaz diyor yani. O kadar tehlikeli bir yemindir ki arkadaşlar. En tehlikeli yemindir diyoruz. Bir de yemini münakide vardır ki mümkün olan, mümkündür yani. Ve geleceğe dair vaat teşkil ediyor. Adam diyor ki 15'inde bir ay sonra sana borcumu ödeyeceğim diyor. Veya diyor ki geçen seneki soruyu hatırlayın ve eşiyle beraber alışveriş merkezine gitti ve orada bir daha alışveriş yapmayacağını söyledi. Ancak bir ay sonra ne yaptı? Adam tekrar gidip aynı marketten alışveriş yapmıştı ve bunun sonucunda ne gerekir diye ve dedik ki kefaret gerekir diye orada sorumuzun cevabında kefaret vardı. Maide 89. ayette arkadaşlar bakın böyle bir kişi yemin yapmışsa mutlaka o vaciptir. Yerine getirilmesi gerekir ve kefaret gerekir arkadaşlar. Bu önemli. Maide suresinin 89. ayetinde bu yemini yapanlar ya bir köle azat edecek ya 10 fakiri sabah akşam doyuracak ya da 3 gün peş peşe olmak üzere oruç tutacak arkadaşlar. Böyle bir özelliği var. Sizlere metin içerisinde geçen sene 2019'da soruldu. Bir de yemini münakide vardır ki 3 çeşit mutlak, muvakkat ve fevri diyoruz. Adam bakın geleceğe dönük diyor ki vallahi borcumu ödeyeceğim diyor. Ama tarih belirli değil. Bu mutlaktır. Ancak 15'inde ödeyeceğim derse muvakkat kayıt altına alınmıştır. Fevri ise arkadaşlar ders çalışıyorsunuz. Aileniz buyurun gel yemeğe diyor. Siz hemen geliyorum diyorsunuz. Vallahi geleceğim diyorsunuz. Böyle aniden fevri yapılan yeminlere biz fevri diyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu tür yeminler arkadaşlar vaciptir. Ve hemen diyoruz ki arkadaşlar İddet süresiyle devam ediyoruz. Arkadaşlar iddet bekleme sürelerinden de bir soru bekliyoruz yine. Kocanın ölmesi halinde ayette zikredildiği gibi arkadaşlar içinizden ölenlerin geride bırakmış olduğu hanımlar 4 ay 10 gün beklerler. 4 ay 10 gün diyoruz arkadaşlar. Bunu unutmamak için arkadaşlar hani koca öldüğünde arkadaşlar 40'ı çıkar diyorlar ya. Şöyle 10 var. Bunun yanına da bir sıfır atalım. Yani böyle 40'ı çıkmaktan hatırlayalım. 4 ay 10 gün unutmamak için. Yine hamile kadınların iddet süresi doğuma kadardır. Artık çocuğunu doğurduğu zaman iddet süresi bitmiş olur. Ve geçmişte bir paragraf sorusu çıktı yine DBT'de. Mehmet Efendi diyor eşiyle beraber arabayla giderken trafik kazası geçirdi ve doğumuna da 2 ay kaldı. Ve bunun iddet süresi ne kadardır diye. Ve diyoruz ki hamile kadının iddet süresi doğuma kadardır arkadaşlar. Doğuma kadar. Hemen bunu da diyelim ki doğuma kadar. Doğuma kadar arkadaşlar. Doğumla beraber artık iddet süresi bitmiş olur. Yine boşanan kadının iddet süresi 3 aydır arkadaşlar. 3 ay diyoruz. 3 ay. Aynı zamanda hayız görmeyen küçükler ile hayızdan kesilen yaşların da bekleme süreleri 3 aydır arkadaşlar. Bakın dikkatinizi çekeyim. 2 tane 3 ve zaten hamile kadın doğuma kadar o belli ve koca da ölünce 40'ı çıktı. Geriye kalanlara da 3-3 verdik mi bu iş bitmiştir. Ve hemen diyoruz ki kefaretler. Arkadaşlar kefaretlerle devam ediyoruz ve diyoruz ki oruç kefareti başlanmış bir orucu bile bile bozmanın cezasıdır. Ve bunun da yerine getirmesi gereken kefaretler var. Birinci sırada köle azat etmek. İkinci sırada 60 gün oruç tutmak aralıksız ve onu da yapamayanlar 60 fakiri sabah akşam doyuracaklar arkadaşlar. Ve bu sünnet ile sabittir. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam tarafından belirlenmiştir.
Kur'an'da geçmez arkadaşlar. Ve zihar kefareti var arkadaşlar. Ve bu da senin sırtın annemin sırtı gibidir. Cahiliye dönemindeki bir gelenekti. Bunu söyleyen de bunun cezasını ne yapacak? Bir köle azat etmesi lazım. 60 gün aralıksız oruç tutması lazım. Veya 60 fakiri sabah akşam doyurması lazım. Mücadele suresinin 1 ve 4. ayetine geçmektedir. Dikkat edecek olursanız oruç kefaretiyle zihar kefaretinin cezaları aynıdır. Ve bunu da dikkat edelim. Bir diğeri arkadaşlar diyoruz ki halk hacda tıraş olmanın cezası da vardır. Hac için ihrama girip de belirli yasakları çiğneyenler ne yapacaklar? Aralıklı ya da aralıksız 3 gün hacda 7 günde ülkelerine döndükten sonra toplam 10 gün oruç tutarlar. Bu da Bakara suresinin 196. ayetine geçmektedir. Bir diğeri de katıl, adam öldürmek kefareti vardır. Kasten olmayıp bir Müslümanı veya gayrimüslimi yanlışlıkla öldürmenin cezasıdır ki bir köle azat edilecek veya onu yapamayanlar 60 gün oruç tutması gerekir. Ve bu da Nisa 92. ayette geçmektedir. Bir diğeri yemin kefareti ise arkadaşlar, yaptığı yeminini bozan kişinin yerine getirmesi gereken kefarettir ki arkadaşlar, bunun cezası da bir köle azat etmek, ikinci sırada 10 fakiri doyurmak veya giydirmek, onu yapamayanlar da arkadaşlar 3 gün oruç tutması gerekir. Maide suresinin 89. ayetine belirtilmiştir. Ve bu da arkadaşlar 2019 DİKAP alan sınavında çıktı ve şöyle belirtiyordu arkadaşlar. Diyordu ki Ahmet Bey eşiyle beraber bir markete alışverişe gitti ve daha sonra Ahmet Bey eşine kızdı. Sonra marketçiye kızdı. Bir daha burada alışveriş yapmayacağına dair. Sonra bir hafta sonra yeminini bozdu ve Ahmet Bey'in ne yapması gerekirdi? Ve kefaret vermesi gerekirdi. Bu şekilde karşımıza çıktı arkadaşlar. Bu konuyla ilgili iki soru geldi şimdiye kadar. Ve hemen geçiyoruz bir sonraki nafaka konusuna. Nafaka ile kaldığımız yerden devam ediyoruz ve diyoruz ki erkeğin boşadığı eşine iddet süresi içinde sağladığı kira, yiyecek, giyim gibi ihtiyaçlara biz nafaka diyoruz arkadaşlar. Bakın ne zaman? İddet süresi içerisinde. Hani iddet sürelerini az önce gördük. Ona göre değişebilir. Ve çocuklar varsa onların da nafakası ödenir. İddet süresi bitince artık nafaka ödenmez. Bir diğeri nafaka miktarı erkeğin maddi durumuna göredir arkadaşlar. Bu da mali durumunu göz önünde bulunduracaksınız. Bir de eşlerin örf ve adetine göre de değişebilir. Yani bölgeden bölgeye değişebilir. Bir de koca karısının nafakasını ödemez ya da az öderse kadın yargı yoluna başvurabilir. Bir diğer de taraflardan birinin ölümü veya boşanması durumunda nafaka ödenmez arkadaşlar. Ve hemen diyoruz ki feraizle kaldığımız yerden devam ediyoruz.